Likya yolu maceramızda antik dünyaya açılan kapılardan bir yenisini daha aralıyoruz. Önceki bölümde bu kadim toprakların izinde yol alırken nefes kesici manzaralar ve unutulmaz anlar biriktirdik. Bugün ise tarihin büyüleyici sayfalarında Leton ve Santos'un sırlarını keşfetmeye hazırlanıyoruz. Leton, Likya'nın dini merkezinde tanrıçaların izleri dokunmuş kutsal bir alan. Burada tanrıça Leton'un efsanesi yankılanıyor. Her taşında bir hikaye saklı. Zamanın ötesine uzanan bu mitolojik dokuyu hissetmek insanı adeta başka bir boyuta taşıyor. Santos ise kahramanlık destanlarının şehri, Likya'nın başkenti. Hem tarih hem de trajediyle yoğrulmuş bir geçmişe sahip. Burada savaşların, fedakarlıkların ve cesaretin hikayeleri taşlara kazınmış. Her adımda tarihin derinliklerinden gelen bir ses duyulur. Bu ses, Santos'un kahramanlıklarını bugüne taşıyor. Bu büyüleyici antik kentlerde tarihin ve mitolojinin içe geçtiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki, Leton'un sakladığı sır ne? Santos'un taşlarına kazınmış o kahramanlık destanları gerçekten neyi anlatıyor? Hazırsanız, Likya yolunun bu kadim topraklarında geçmişin gölgelerinde kalan bu gizemleri birlikte keşfedelim. Bizler Likya yolundaki 6. gün, daha beraber olduğumuz 6. gün. Bu arkadaşlar bazen var bazen yok ama bizler özlemişler, yanımıza gelmişler. Ve güzel bir menemen ritüeli gerçekleştiriyoruz burada. Sabah kahvaltısı. Hepsinin enerjisi bitmiş gibi, baksana da şöyle. Buyurun. Ben sabote etmek için araya giriyorum. Buyurun. Tüm vidalar olmalıyım. Menemen soğanlı mı olur, soğansız? Abi ben soğanlı istedim. Yalan. Soğanlı olur abi. Vedat Bey'e bağlanalım bir ara bu arada. Menemen ne olur? Nasıl olur? Soğansız. Yani menemen soğanlı olur, Vedat Bey'e bağlanabiliriz. Eş. Soğanlıymış. Bak menemen dediğin bol, zaten şey, domates de. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Evet, bir tarafta menemen, bir tarafta da çay yapıyor Furkan arkadaşımız. Hatta ve hatta şey mi deniyor? Domates, domates olmuyor ki ya. Menemen soğanlı değil, türlü yapıyorsun sen. Menemen soğanlı olur değil mi Ahmet Bey? Hayır. Kesinlikle katılıyorum. Soğansız menemen demek kılıbık erkek demek. Adam. Light erkek demek. Soğansız menemen demek light erkek demekmiş. Ahmet için takıyorum. Soğan erkek gibi erkek. Yani her şeyi de erkeğe bağlıyor. O kadar mı korkuyorsunuz hani bakımında? Öyle. Soğan koymayın sakın, ha çok uzun olur da. Yok yok, koymayız ya, sen rahat ol. Soğan koydu kanka. Koymadı, olsa renginden belli olur. Aynen öyle, bravo. Kanka benim yengem soğanlı yapıyor, ben soğanlı biliyorum, böyle olmuyor. Belli olmasın. Bravo. Evet Fatma, öyle olmuyor. Az önce söylediğiniz kayıt altında bu arada, farkındasınız değil mi? Hangisi? Şey. Gördüktür. Bir şey söyledin ya, bu kız çok mal gibi bir şey. Masum dedi. Ha masum mu? Ben yanlış anlamışım. Pardon. Niye bozuyorsun sen ya? Bana öyle geldi ses oradan. Mesafe demek ki. Sen götürün. Evet, tercüme et. Ahmet'im sen niye hemen toplandın ya? Ya ben yavaş hareket edeceğim ya. Allah Allah. Kameramanlık geçti onu var ya. Çay yapacağız. Suat, kamera bende. Çaya baksana bak. Çay yok ki orada, şu an ateş var. Tamam, onu bir çöktür de. Bana gelsene, gel buraya. Bak bakalım soğanlı mı soğansız mı, gel. Ben soğanlı sevmem ki. Sohbet et. Et kurdular, söylemediler ne oldu. Lök lök yedi, yedikten sonra söylediler. Mustafa menemenini yapıyor. Evet, kaç günden beri hakikaten arkadaşlar, Serkan aslında şey yaptı. Menemen çok güzel oluyor, yapalım yapalım da o yiyemeden gitti. Bugün de artık 6. günde dedik ki yapalım artık yani. Bence dökelim bunu, yemeyelim. Ama sen de devam etsin. Devam et, orada kalsın. Evet, bu menemen bir efsaneydi gerçekten bizim için. Gerçekleşiyor. Ve gerçekleşecek gibi. Bir tekmeleyip dökmezse ya da başımıza bir şey gelmezse. Domates var, biber var, salatalık, kaşar peynir. Nasıl aç kalıyorsunuz? Mutlu, soğan koydum. Ben bir şey yapayım da sandviç yiyorum ben sana.
Biz var ya. Bugün eve gidip. Evde kafamı da göre yaptığım gibi bakalım. Evde hanım. Sağlamdır. Evde hanım var. Çok sağlamdır. Ne yiyeceksin? Yemeyeceğim. Olur mu ya? Yemeyeceğim değil mi? Amca anlamıyor bak. Biz yiyenleri gördük, doyduk. Boğazına da kalmadık. Ahmet, doydun mu? Sevgili kardeşim. Okey misin? Yapayım yani. Yapayım. Sağlam dedim, sağlam. Vallahi biz hani acıkırsak yeriz. Şimdi kamerayı kapatınca bize zaten sahne çözülecek. O bize kıyamaz. Benim bir sürü işim var şu an. Evet, Çayköy'de kampımızı bitirdik burada. Amcamız sağ olsun her şeyi bize temin etti. Tabaklar, elektriğimiz çekti, ateş yakmamız izin verdi, kamp yapmamız izin verdi. Sema abimizi getirdi. Hepimiz burada çok güzel eğlendik, çok iyi eğlendik. Sabah kahvaltımız falan şahaneydi. Hatta her ne ihtiyacımız olsa amcamız dedi ki her şeyi sizin için karşılarım, yaparım, söylemem yeterli. Amca sağ ol. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz amcayı. Alkış. Teşekkürler. Amcacığım yeniden görüşmek üzere. Bu yola çıktığımda sen yine inan olayacağım. Hakkınızı helal edin. Bizler yola çıkıyoruz. Bizler tarihi yola yürümeye devam ediyoruz. Bugün Patara'ya ulaşmak üzereyiz. Su şişelerimizi yanımıza aldık. Ha, ayrıca dün akşam yanımıza gelen arkadaşlarımızın arabasına çantalarımızı attık. Bugün çok rahatız. Çantasız yürüyeceğiz Patara'ya kadar. Evet, bugün son derece enerjiyiz. Gidelim. Let's go. Let's go. Amca eyvallah. 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 Hey. Hello. Hi. Hello. Have a nice day. Hello. Hello. You too. Thank you. Çayköy'den çıktık ve benim yıllar önce uğradığım, 4 yıl önce uğradığım mağara. Buranın üstü biraz daha giriyordu ve buraya kadar buradan içeri girdik. Gördüm de şaşırdım çünkü üstü göçmüş ve buraya bir set yapmışlar. Burayı da 2021 yılında yenilemişler daha doğrusu. Yani bu şekilde bu haline getirmişler. Ben o daha egzantrik girişi vardı onun. Buradan böyle giriyorduk eğilerek, karanlık ve o içeriden su çıkan su. Ayrıca bu Likyalıların suyu da kaç yüzyıldır, kaç bin yıldır burada akmakta. Ve hala akıyor. Tadı da enfes, mükemmel bir tadı var. Suya da teşekkürümüzü ediyoruz yani. Suyumuzu doldurduk, çantamız yok, keyifliyiz. Yola devam ediyoruz. Patara'ya doğru. Bugün çanta yok. Rahat. Rahat değil mi? Güzel. Yokuş da pek etkilemiyor. Gelmiyor ki hareketler. Abi çantalar ciddi anlamda ağır. Evet. Yani ciddi anlamda. Ay, benimki özellikle. Benimki de çok ağır. Senden sonra benimki ağır en çok. Öyle değil mi? En çok benimki değil mi? Sende bir çadır var, bir battaniye var. Sonra 15 kilo benimki. Baya ağırmış ya. Canım 15 olamaz ya. Var. Seninkinden daha ağır. No. Değil değil. Seninkinden daha ağır. Vallahi değil. Ben tarttım. Benim tulumum 4 kilo, bu ne ya? Benim de battaniyem 4 kilo. 5, 4 kilo galiba. 4 kilo. Abi ne yaptınız ya? Hadi hadi, neredesiniz? Size bir bilgilendirme vereyim mi? Gönder gelsin. Bayram tatilinde ilk 5 günü toplam 3071 trafik kazası meydana gelmiş. 38 kişi hayatını kaybetmiş. 5026 kişi yaralanmış. 5026 kişi diyor. Çok fazla. Yep. Bugün ikinci gün değil mi? Evet. Tamam işte. Dönüşü var. Ha. Dönüş de var. Bir 3000'de o zaman. Biz döneceğiz. Siz yarın gidiyorsunuz. 150 kişi olur. Bugünlerden ne ya? Perşembe. Sen yarın mı gidiyorsun? Ahmet sen? Ben duruma göre ya. Ben cumartesi ayrılacağım. Senin son günüydü işte yani. Ya yarın da yürürüm. Bilmiyorum ki, belki de yürümem. Bakacağım ya duruma göre. Bir tane de burada var. Bu da eski. Tescilleser bu ama arası numarası falan yok. Eski ev yanmış gibi. Yok, tescilleser'e benziyor ama numarası falan yok. Ha, bunu terk etmişler. Ekip, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ekip? Yeni dünya arıyoruz. Bulursunuz yolda ya. Onlar çok küçüktü be. Gamze.
Aşko, beni bıraktın gittin. İyiyim hala Aşko. Biraz da bensiz güçlen. Gücüne güç kat. Sonra geleceğim ben sana. Son kalan. Şey, gitsene kalan. Cumali önde. Dünyama var. Bir tane verir misin? Olur mu lan? 3 kilometre olur mu? 3 kilometre geçmiş. Bak. Telefon. Olabilir. Bir şey diyeceğim, Melik Mehmet'i yürümüşüz. Aha. Evet, bugünkü yolculuğumuz şantasız ve keyifli. Bol bol da ne yedik? Bol bol meyve yedik. Karadut. Yeni dünya. Şu an ellerim sağ elim kıpkırmızı. Emrah'ın hayatım ne konu? Bilmiyorum, suratında var mı, ağzında var mı? Tam bir böyle sokakta gezen insanlar gibiyiz ha. Ya ellere bak, evet. Ben de göstereyim elimi. Bakın. Kırmızı da telim ağaçtan bayağı yedim hem de. Köpeğin sesi olmasa hav hav hav. Köpeğin sesi olmasa daha yiyecektim de. Öyle bağırdı ki. Vurmadan. Üzümlü'yü geçtik şimdi. Yolumuz da bir hayli var. Hava da çok sıcak Nisan itibariyle. Yürüyoruz. Çantamızı vermemiz bir nebze iyi olmuş galiba. Çünkü asfalt yolda çantayla pek yürünmüyor. Pek güzel olmuyor. Arkadakiler de pek mutlu. Çünkü çantaları yok. Bilmiyorum, bugün herhalde şey yaparız, biraz geç kalacağız galiba Patara'ya doğru. Çünkü yolumuz bir hayli uzun. Buralarda hep bir şeyler dikmişler, bir sürü villa dikmişler bu yola. Bu yoldan geçtiğim zaman böyle bir şey yoktu. İşaretler biraz azalıyor. Ama yine de birkaç direkte böyle hala işaretler var. Sular düşüyor. Yo. Çıktık. Üzümlü'ye geldik. Üzümlü'den sonrası hayli hayli asfalt. Bayağı bir asfalt yol vardı. Asfalt falan çıkıyordu. Şu an Patika'ya girdik. Patika bizi aşağıki caddeye çıkaracak. Aşağıki caddelerde bayağı yolumuz var. Ve yollar şu an Patika. Aşağı inilmez caddeye otostop çektik ve amcamız sağ olsun hemen aldı bizi. Götür gideceğimiz yere kadar. Gerçi amca biliyor nerede bırakacağını. Biz şey yapmıyoruz pek amcacığım. Ya bizim ekibi de görmüş amca ama almamış. Alamamış. Evet. Bazı şeylerden onu dolayı. Hiç bahsetme. Yok, o kadar yeter. O kadar kafi. Bu yönden çok şey. Hiç hala bir kendini geliştirememiş ya. Akşama kadar deniyordu başka bir şey. Maalesef. Amca bizim eğitim düzeyimiz yok maalesef, ha, eğitimimiz Türkiye kötü. Türkiye gerçeği bu ha. Gerçeği. Türkiye gerçeği bu maalesef. Evet. Evet, otostopça böyle şahane bir amcaya denk geldik. Güzel bir sohbet ediyoruz. Sağ olsun, muhabbetinden de bize eksik etmiyor. Ben matematikçiyim, sizi de tanıdığım zaman. Ooo şahane. Biz ilk yolunu yürüyorduk. Ha. İlk yolunu yürürken işte. Ama oturduğunuz yer nereydi? Çayköy'den geldik buraya. Ha. Şimdi tabii Çayköy'den yürüdük. Dün gece orada konakladık. Şimdi işte bu akşam Patara'da kalacağız. İyi, çok güzel. Böyle geziyoruz amca ya, güzel oluyor. Tarihi yollar, yeni insanlar. Keyifli. Asfalt bozuyor bizi. Evet, ya asfalt yürünmüyor. Asfaltı bayram dolayısıyla, şurayı bile bayram dolayısıyla asfalt yaptılar. Bozuldu. Ya. Şeyde biz dağlarda yürüdük ya. Ha. Asfalt denince şey oldu, bir garip geldi, sıcak evet. Bastı. Evet, asfalt. Dağda manzara eşliğinde iniyorsun, denizi görüyorsun, her yeri görüyorsun. Tabii canım. Bir de ölüm tehlikesi, umuda yolculuk. Her şey var yani, gerilim. Bir
bütün şeyleri yaşayabiliyorsun. İsim neydi amca? Efendim? İsim neydi? Rasip. Buraya gidecek miydik ya? Tabii tabii. Bu yol oldukça ben uzun. Ben bu hep devamlı izliyorum. Evet. Evet amca. Oldukça uzun bir yola. Geçirdik başka bir şey yok. Doğru evet, amca. İsterseniz şu köşede size çay ısmarlayabilirim. Amca çok teşekkür ederim. Bizim arkadaşlarla o mezarın orada bir tane tavukçu var. Orada biz bir yemek yiyeceğiz arkadaşlarla. Mezarın orada, bizim burada mı? Heh, bu şey var ya, kalkan yol ayrım var ya. Amcacığım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sizin de Allah'a amca bizi getirsin. Akbel'e kadar getirdi. Hoşça kal amca. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşmek üzere. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. Ben Batmanlıyım. Sen? Amcacığım. Ben Kastamonu aslen. İstanbul'da yaşıyoruz. Kastamonu'nun içinden mi? Sen pazar. Siz? Ben de Batman. Buyurun. Benim gelinim de Batman. Eyvallah. Aa nereden? Burada şimdi. Merkez mi? Ekmek. Ekmek. Aa merhaba. Ekmek var mı anne? Nasıl var? Var kanka. Evet tamamdır. Tamam, çok sağ olun. Benim de babaannem atıyor. Erzurum. Biz de Erzurum. Evet. Ama tabii açlık varsa bir daha verebiliriz. Çok sağ olun. Alınca dışarı. Öyle kaçalım zaten. Ama babaannem atan keyif. Suyumuz var. Mayalarda yaşamış yani. Bir iki sene dolusu. Deden? Oğlum 5-6 yaşında. Benim de babaannem yaşamış. Eski halini ama değil mi? Esas halini. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Çok memnun olduk. Ben de Kastamonu Akademisi'nde Kur'an kursunda okudum. Hmm. Vay be. Saçmalama. 75 yıl. Burada mı yaşıyordunuz? Vatandaşamadınız mı? Sahil kenarı, Bozkurt. Çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kesinlikle hareket. Sağ olun. Hmm. Yoldan geçerken mangal yapıyorlarmış. Et. Daha etler ilk başta yok. Mangal et çok ısrar. Biz de aldık. Etli metli protein. Vallahi sağ olsunlar. Patara gidiyoruz ve yol güzel, keyifli fakat her yer diken. Bacaklarımız, kollarımız her yere sürtünüyor, çarpıyor. Değil mi Furkan'cığım? Abi müthiş gerçekten. Bayağı da hızlıyız ama çok fazla diken var ya. Dikenler. Aşırı derecede. Bacaklarımızı, kollarımızı kanatıyorlar. Ciddi seviyede çok diken var. Ama yol böyle şey, dümdüz tabii. Evet, yol çok güzel. Rahatlıkla böyle gidilebilir. Kesinlikle. Orada büyük ihtimalle su kanalı. Tarihte şu an onların üzerinden yürüyoruz. Su kanallarının manzarası böyle. Sera manzarası. Ya. Dolu dizgin devam. Dolu dizgin. Thank you.
bak ya. Değişik bir şey yakalamış. Tırtıl gibi, kırkayak gibi bir şey. Evet. Sinek. Şuna bak. Böcek gibi bir şey yakalamış ve yiyor. Mustafa diye bir arkadaş var benim yanımda. Mustafa abi o buldu çalmış. Şuna bak. Ha, tersten yakalamış. Kurtulmaya çalışıyor da. Baksana şuna çan. Yılan yılan deyip duruyordun, kaç gündür bulduk. Bulduk, bay bay, iyi eğlenceler. Tersten yakalamış ama kurtulmaya çalışıyor böcekte. Oğlum kan akmış. Şu saatten sonra. Acaba o mu şey yaptı? Akbel'den Patara doğru delik kemerin oraya çıktık. Aslında ben normalde şeyden gidiyordum oraya. Patara'dan oraya gidiyordum. Ve oraya delik kemerin geçmemiz. Orada biraz yollara karıştırdık. Aynı zaman geç oldu. Herhalde kulelik yoluna dalamadık. Aşağı 5 kilometre yürümek zorunda kaldık. Tam Patara yol aynı buna. Burada otostop çekiyoruz. Yani çantalar kimse de durmuyor. Çantalarımız da yok. Patara'ya gidemiyoruz. Akşam oldu. Çantalarımız yok. Çantalarımızla bugün sabah arkadaşım demiştik. O yüzden de pek güven de vermiyoruz galiba insanlara. O yüzden de durmuyorlar. Bakalım nereye varacak gecenin sonu. Hakikaten durmuyorlar ya. Konuşuyor bir yandan da. Çantalarımız olsaydı kumsala inmişken dururduk orada. Yani ya. Ne cariyem? Ha? Arabam be. Niye daha erken? Belli olmaz ki. Ne abarttılar be. Ne abarttılar be. Allah razı olsun. Yolda kaldık biliyor musun? Geç. O değil, kamerayı da kapatamadım abi bu arada. Hala kayıttaymış. Yok, bir daha açılmış da bu. Ne görüş var kalsın. Abi acil durdum. Tamam geç işte, ne konuşuyorsun hala? İnsanlar çok terbiyesiz değil mi ya? Şuna bak. Dümdüz yoldur ya biz. 1 kilometre var lan, 2 kilometre var ya, çok terbiyesiz. Ya abi hızını bir azalt, dümdüz bir yoldur ya. Abi işte insanlık ölmüş ya. Vallahi ölmüş. Bir şey söyleyeyim mi, en az bak 30-40 belki de 50-100 arabayı el kaldırdık, hiçbiri durmadı. Neyse ki bindik arabaya gidiyoruz. Evet. 1 saat yere kadar. Zorlu yollardan sonra Patara'ya geldik. Patara'nın tam otoparkın o yeşillik park alanındayız. Burada çadır kurmak serbest. Ben 2020 yılında geldiğimde izin verilmiyordu pandemiden dolayı. Burada tulum üstünde uyumuştum. Bir şekilde buraya gelmeyi başardık. Ve hakikaten bundan sonra sanırım keyif yapacağız. Yarın burada olacağız. Muhtemelen yolu noktaladık şimdilik. Ve bundan ileriye gitmeyeceğiz. Yarın burada keyif yapacağız ve ondan sonra herkes evlerine dağılacak. Yarın güzel bir dinlenmeyi hak ettik. Çadırları kurduk. Biraz daha etrafı dolaşıp etrafta ne yiyecek var, karnımız aç çünkü, bir şeyler yiyeceğiz. Şu arkadaşlar çalışıyor. Şu arkadaşlar arabadan niye ses çıkmıyor? Ne yapıyorlar? Birisi de buraya içkilerini bırakmış. Keşke kapalı bıraksaydı. Zorlu yollarda. Parçalanmayan ayakkabı, evet, düz yolda terlik, parçalanan terlik. Çakma bir ürün olunca sonuç böyle oluyor. Tepelerde kurtlarla cebelleştik. Gittiniz.
Nasıl? Çakallarla boğuştuk. Yılan bile gördük. Yılan videosu var. Yılan sarıldı böyle yemini evet, yerken. Yılanın videosu var. Yemin edin. Evet. Allah çarpsın diye. Hayda. Ya kıvrılmış hayvan. Ben yılan görmek istiyordum. Atsana atsa. Bak nasıl sattın abi. Tamam atayım. Yemin et. At asıptan. Yemin et. Atıyorum. Ben de tamam. Ya ben... Yılan sarılmış böyle yemini yerken. Dağlarda biraz... akrabalarımı görmüşsünüz ya. Evet. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Hal hatır sorduk. Dedi, bence de yemek yiyorum şimdi dedi. Rahatsız etmeyin beni. Tamam dedi. Yılan büyük müydü? Küçüktü. Fazla bir değil. Ama gayet iş üstünde yakalandı. Böceğini yerse ağzındaydı. Ahmetciğim siz çadırları kurdunuz mu? Ben şey Serkan'la yatacağım. Diğerleri? Hayırdır son gece Serkan'la falan. Ya, yok yılanla. Göreceksin yakından bak. Ben kurmadığım için otomatik onlar kendi kuracak. Yaklaşıyorum. Ha, onlar çadırda kalacak. Şinasi mi şey yaptın? Şinasi mi kıracaksın? Misafiri mi çadırdın? Çadırda mı yatıracaksın? Yerde mi yatıracaksın? Ha? Bravo Ahmet. Savun böyle hakkını ara. Hiçbir iş yapmadı. Arabada da uyudular ya. Arabadan kovdular. Hem aşağıda arabayla indiler. Ahmet sen bu tufalar nasıl geliyorsun? Burnun yanmış bu arada. Yanar. Yanar. Hep bunlar yüzünden. Dış mihraklar bunlar ya. Dış mihraklar. Dış mihraklar hep senin üstüne oynuyor. Ahmet yapma. Ama kum tepelerinde havaya atlarken iyiydi. Fotoğrafını gördüm. Niye Ahmet esnetliyor? Benim çadırımı kurması lazım. Kırmazsa olmaz. Kuracağız ya çadırları kuracağız. Ben ne dedim? Biz dedim aşağı inelim, çadırları kuralım, siz yürüyerek gelin dedim. Biz 2,5 kilometre yol bana gidelim. Ne? Biz sakatız, bizim ayağımız hasta. Lan ayağımın altını gördü çocuk. Benim de ayağımın altı var. Delindi lan. Vara gidelim, abi bak. Sen kalmış yapacaksın. Abi ayağıma baksana, siyah döndü siyah. Bakalım, inceleyelim abi, kaldır. Arkadaş ben sen. Oha. Bak, olmuş diğerini de göstereyim. Diğerini. O ne lan kötü? Yürümekten mi? Sen kimsin? Siz haklısınız. Sen kimsin fakir? Sen kimsin ya? Oha bu ne oğlum? Çürüdü. Bize ne? Allah Allah. Ben çocuk çürümüş. Bize ne? Çocuk dibinden çürümeye başlamış ama ya. Ama benim ayağım biliyorsan ağlarsın. Benim yaralarımı çek. Onunla kıyaslanamaz. Bak şu morlu. Çizikler. Mor, çizik. Yara bere. Tamam. Şurada Ahmet, morluk Ahmet var. Ahmet kazanır. Hadi gel yemeğe gidelim. Hayır ben gidelim. Benim ayağımın altı nasıl toplamış? Ha? Ahmet'in ki çürümüş çürümüş. O boyamış ya. Allah'a mı? Kızım yaşadın sen. Hangi olayı? Ya biz buraya geldik çadır attık. Soğuk mu? Arabayla burada gece dönmeye başladılar. Burada da? Ondan sonra geldiler arabayla önümüzde durdular böyle hayırdır hayırdır bize dediklerinden. Bayram ya gelmezler bir inşallah gelmezler. Zaten buranın değilmiş. He başkaları gelmişler. Onlar gelmez. Kalkan gençleriymiş. Şeyin kınık. Kınık pis ya. Hadi biraz şey yapalım da. Serkan sen ne yaptın? Sana verdim sandviçi. Duruyor. Sen de patalya çekelim. Burası bayağı yoğun ha. Kafe galiba.